İnsan sesiyle bardağı kırabilir mi? Genellikle komedi filmlerinde tanık oluruz bu manzaraya. Kadın şarkı söylemektedir. Müziğin ve sözün ritmine kendini kaptırmıştır. Ancak sesi o kadar kötüdür ki masadaki bardaklar bu işkenceye daha fazla dayanamaz ve tek tek patlar. Peki yalnız kurgusal bir sahne olarak filmlerde gördüğümüz bu olay gerçekte mümkün müdür? Elbette mümkündür. İnsan sesiyle bardağı kırabilir. Ama zannedildiği gibi kulak zarını patlatırcasına bağırarak, çığlık atarak ya da sesi çok kötü olduğu için değil. Sesimle bardak kırmak istiyorum derseniz, sadece uygun frekansların uyumunu yakalamanız yeterli. Yani rezonansı. Rezonans, ard arda gelen titreşim hareketlerinin birbirini etkilemesi olayına verilen isimdir. Özetle, frekansların uyumu da diyebiliriz. Doğada her maddenin bir titreşim genliği vardır. Yani bir binanın, bir köprünün, bir camın ve hatta atomların bile bir titreşme frekansı vardır. Siz bu sistemlere dışarıdan periyodik hareketli bir titreşim uygularsanız ve eğer bu titreşimler o sistemin frekansına eşitse, sistemin yapısı bozulur. Bir piyano düşünün mesela. Piyanonun herhangi bir tuşuna basın. Bu tuşla uyumlu olan diğer bütün tellerin de titremeye başladığını göreceksiniz. Size sesinizle bardak kırdırtan rezonans bazı felaketlerin de baş sorumlusudur. Washington'da bulunan Tacoma Köprüsü 1940 yılında hafif şiddetteki rüzgarın etkisiyle rezonansa girerek yıkılmıştır. Çünkü aynı yönden ve aynı şiddette uzun süre esen rüzgar sonucunda köprüdeki salınımlar giderek hızlanmış ve bu salınımların frekansıyla köprünün öz frekansı çakışmıştır. Rezonansın yıkıcı etkisinden kurtulamayan bir başka köprü de Fransa'da Sen Nehri üzerinde bulunan Asma Köprü'ydü. Bir grup asker uygun adım köprünün üzerinden geçiyordu. Ancak köprü titreşim frekansı ile askerlerin adımlarının oluşturduğu titreşim frekansı birbiriyle oldukça uyumluydu ve asma köprü bu uyuma daha fazla karşı koyamayarak yıkıldı. Depremlerde binaların yıkılmasına neden olan da rezonanstır. Salınımlar binanın doğal frekansına eşit olduğunda bina artan genliğe ve bunun neden olduğu gerilime dayanamayarak yıkılır. Rezonansa uğrayan bir nesnenin zarar görmemesi mümkün değildir. Fakat nesnenin rezonansa girmesi alınacak önlemlerle engellenebilir. Bu önlem yapının salınımlarıyla titreşimi sönümleyebilmesidir. Günümüzde inşa edilen mimari yapılarda 9 şiddetine varan oranlarda depreme dayanıklı esneklik toleransı uygulanabiliyor. Bu sayede binalar 9 şiddetine kadar depremin neden olduğu salınımları sönümleyerek yapının doğal frekansıyla titreşim frekansının eşitlenmesi engelleniyor. Dipnot. Rezonans sebebiyle yıkılan köprülerden çok önceki yıllarda Osmanlı askerlerinin köprülerden geçerken serbest adımlarla geçtiği literatürlere geçmiş bir gerçektir.